9 sınıflı küçük bir okuldan yeni mezun olmuş. 9 öğrenci varmış. Mezun olduktan bir yıl sonraki aylık kazançlarının merkezi eğilimini bulmamız isteniyor. Ayrıca merkezi eğilimin çevresindeki dağılımı da bulmalıyız. 9'u da aylık kazançlarını bir bilgisayara not etmiş. Burada yazanlar aylıkları biri 3500 lira kazanırken 5000 lira kazanan 3 kişi var, biri 5600. 2 kişi 6.000 lira. Bir kişi de 7500 lira kazanıyor. Son olarak da bir kişinin aylığı 25 bin lira. Eee evet, 25 bin lira. Bu sonuncunun aylık kazancı epey iyi. Bilgisayar buradaki verilere dayanarak bazı sayılar hesaplamış. Burada merkezi eğilimin iki temel ölçütünü görüyorsunuz. Ortalama ve ortanca. Ortalama yaklaşık olarak 7622,22. Bilgisayar bunu nasıl hesaplamış? Bu 9 sayıyı toplayıp 9'a bölmüş, öyle değil mi? Ortanca da 5600'müş. Ortancayı hesaplamak da çok kolay. Sayıları küçükten büyüğe sıraladıktan sonra tam ortadaki sayıyı alıyorsunuz. O da 5600. Şimdi lütfen videoyu durdurup verilen aylık kazançlar için burada yazılı iki ölçütten hangisinin merkezi eğilimi daha iyi temsil edeceğini siz düşünün. Şimdi gelin beraber düşünmeye çalışalım. Maaşları sayı doğrusu üzerine yerleştireyim ki onları daha iyi kavrayabilelim. Buradaki gibi yazılı olarak kaldıklarında onlara sıradan sayılar gözüyle bakıyoruz. Sayı doğrusu üzerine yerleştirdiğimizde birbirlerine oranlarını daha iyi kavrarız. Evet burası sıfır olsun. Sayı doğrusunun bu parçasını 1 2 3 4 5 evet 5'e bölelim. Burası 25.000 olsun. 25.000. O halde bunlar da 5.000, 10.000, 15.000 ve 20.000'i 20 temsil ediyor olsunlar. Burası 5.000 ise 4.000 de aşağı yukarı buradadır. 6.000, 7.000, 8.000 ve 9.000 de buralarda. Göz kararı yerleştirdim. Biraz daha özenli yapayım bunu. 4000'i biraz daha 5000'e yakın işaretlesem daha iyi olacak sanki değil mi? Bunu bir sileyim. Biraz daha yakın olsun. 4000 buradaysa bunlar da 3000, 2000 ve 1000 olsun. Çok güzel. Şimdi de verileri yerleştirelim. Öğrencilerden biri 3500 lira kazanıyormuş. Burası 5000 kazanan 3 kişi var. 1 2 ve 3 tamamdır. Bir kişi 5600 lira kazanıyormuş. Onun yeri de buralarda bir yerde ve 6000 lira kazanan 2 kişi varmış. Onlar da tamam. Bir kişi 7500 lira kazanıyor. 6000, 7000, 7500 de yaklaşık olarak. Burası bir kişi de 25000 lira kazanıyormuş. Evet o da ta burada, burada. Ardından ortalama hesaplanmış ve 7622,22 olarak bulunmuş. Ortalama merkezi eğilim ölçütlerinden biridir. 7622,22 yaklaşık olarak şurada bir yerdedir öyle değil mi? Merkezi eğilimi iyi kabul edebilir miyiz dersiniz? Bence çok da iyi değil çünkü merkezi eğilimin ölçütlerinden biri 25.000 hariç geri kalan tüm verilerden büyük. Ortalamanın Burada yer almasının nedeni bir verinin geriye kalan tüm verilerden aşırı derecede büyük olması. Verilerin dağılımına baktığımızda 25.000'in diğer tüm verilerden çok uzakta yer aldığını görüyoruz. Aslında bu normalde karşılaşılan bir durumdur. Elinizdeki çoğu veri kümesinde hele de bunun gibi aylık kazançlardan oluşan bir kümede çoğu kişi ayda 5.000, 6.000 veya 7.000 kazanırken kümedeki bir kişinin aylık kazancı 200.000 lira bire <laughs> dilimde dönmedi. 200 bin lira bile olabilir. Tabi bu da ortalamayı saptırır, daha neleri saptırır. Çünkü ortalamanın hesaplanma yöntemi olan tüm verileri toplayıp kümedeki veri sayısına bölme işlemi bu sonucu doğurur. Ortalamayı saptıran verilerin olduğu böyle kümelerde ortanca daha güvenilir bir ölçüttür. Bu kümenin ortancası olan 5600 yaklaşık olarak buradadır ve merkezi eğilimi gösterme konusunda evet daha güvenilirdir. Bir de şöyle düşünün, 25000 yerine 25 milyon olsaydı ki bu gerçekten muazzam bir aylık kazanç olurdu. Bu kümenin ortalaması çok büyük bir sayı olurdu ama ortanca değişmezdi. Yine 5600 olurdu. Bu veri ne olursa olsun isterseniz 1 trilyon olsun, isterseniz 1 katrilyon olsun ortanca değişmezdi. O halde elimizde çarpık bir veri kümesi varsa ortanca çok daha güvenilir bir ölçüttür. Elimizde simetrik bir veri kümesi varsa, veriler ortalamanın hemen altında ve hemen üstünde dağılmış halde yer alıyorlarsa, veri kümesi bir verinin diğerlerinden çok daha büyük olması nedeniyle bir yöne doğru çarpık dağılmamışsa, işte böyle durumlarda ortalama güvenilir bir ölçüt haline gelir. Bu örnekte ortanca çok daha güvenilir bir merkezi eğilim ölçütüdür. Peki, yayılma nasıl acaba? Şöyle diyebilirsiniz. Ortalamanın uygun bir ölçüt olmadığını söyledin. Standart sapmada ortalama kullanılarak hesaplanan bir ölçüt olduğuna göre Standart sapma nasıl hesaplanıyordu? Kümedeki her bir veri ile ortalama arasındaki farkı hesaplıyorduk. Ardından her bir farkın karesini alıyorduk. Ardından bu kareleri topluyorduk. Ardından bu toplamı kümedeki veri adedine bölüyorduk değil mi? Son olarak da bu bulduğumuz sayının kare kökünü alıyorduk. Standart sapma ortalama kullanılarak hesaplanıyorsa ve ortalama da bu örnek özelinde merkezi dağılım için iyi bir ölçüt değilse ayrıca verilerden biri çok büyük olduğu için standart sapmada büyük çıkacaktır Tamam elimizde ortalamadan veya ortancadan çok daha büyük olan bir adet veri var ama verilerin hemen hemen hepsi birbirine çok yakın. Böyle bir durumda yalnızca ortanca değil çeyrekler açıklığı da güvenilir bir ölçüttür. Çeyrekler açıklığını nasıl hesaplıyorduk? Ortancayı buluruz ardından ortancadan küçük olan sayıların oluşturduğu grubun ortancasını buluruz. Onların ortancası 5000'dir. Ardından ortancadan büyük olan sayıların oluşturduğu grubun ortancasını buluruz. Onların ortancası da 6000 ile 7500'ün ortalaması yani 6750'dir öyle değil mi? Bu hesaplamalar size tanıdık gelmediyse çeyrekler açıklığının, standart sapmanın, ortancanın ve ortalamanın nasıl hesaplanacağının anlatıldığı pek çok videomuz var. İzleyin olur mu? Bu iki ortanca arasındaki fark da 1750'dir. Dikkat ettiniz mi? Bu fark yani 1750 kümedeki en yüksek veri 25 milyar olsaydı da değişmezdi. O halde tekrar belirtelim. Elimizde çarpık bir veri kümesi varsa ortanca ve çeyrekler açıklığı daha güvenilir ölçütlerdir. Buradaki ana fikir şu. Ortalama ve standart sapma çok da fena ölçütler değildir aslında. Veri kümemiz kabaca simetrikse, veri kümesini çarpık hale getiren uç değerler yoksa ortalama ve standart satma gayet uygun ölçütlerdir. Ama veri kümesini çarpık hale getiren uç veriler bulunuyorsa, merkezi eğilim için ortanca, merkezi eğilim çevresindeki dağılım için de çeyrekler açıklığı daha güvenilir ölçütlerdir. Bu nedenle aylık kazançlar irdelendiğinde dikkate alınan ölçüt genellikle ortancadır çünkü veri kümesini özellikle üst sınıra doğru çarpık hale getiren veriler yani aylık kazançlar mevcut olabilir. Benzer şekilde ev fiyatları irdelendiğinde de ortalama yerine ortancanın kullanıldığını görürsünüz Çünkü Örneğin bir mahalledeki veya bir şehirdeki ev fiyatlarının ortalaması 200 bin lira ile 300 bin lira arasında olabilir ama öyle bir ev öyle bir konak vardır ki fiyatı 10 milyon liradır tüm evlerin fiyatının ortalamasını alırsanız o evin fiyatı yüzünden ortalama çok yüksek çıkar ve o şehirdeki ev fiyatlarının merkezi eğilimi konusunda size yanlış bir